2 saat 15 dakika. Yunan milli takımından bir atletin 42 kilometreyi en az bu kadar hızlı koşması gerek. Hüseyin Madouş'un da daha 5 dakika eksiği var. Bu arayı kapattığında sığınmacı statüsü bitecek ve maraton milli takımına girebilecek. Bunun için hayatında olmadığı kadar sıkı antrenman yapıyor. Bu hedef için sonuna kadar mücadele edeceğim. Kafamda bu var. Bir B planım yok. Midilli Adası 6 yıldır Madouş'un yuvası. Sporcu, Batı Sahra eksenindeki siyasi krizde sergilediği duruşu nedeniyle ölüm tehditleri almış ve Fas'ı terk etmek zorunda kalmış. Başlangıçta Yunanistan'a siyasi iltica başvurusunda bulunmayı planlıyormuş. Ancak şansını spor üzerinden denemenin daha umut verici olduğuna karar vermiş. Amacı spor aracılığıyla bu hakkı kazanan ilk sığınmacı olmak. Madouş, Midilli'de sevilen bir sima. Vatandaşlığa geçmesini birçok kişi destekliyor. Fizyoterapist bir ahbabı atleti ücretsiz olarak tedavi ediyor. Birçok profesyonel atlete eşlik ettim. Hüseyin'in hikayesi beni çok etkiliyor. Parlak bir kariyer için fiziki şartlara sahip. Ama maraton zorlu bir dal, tek başına başaramaz bunu. 25 yaşındaki Hüseyin Madouş, Fas'tayken de gelecek vadeden bir atletmiş. Yunanistan'daysa kariyeri frenlenmiş durumda. Statüsü vatansız. Her gün bununla mücadele etmesi gerekiyor. Bu psikolojik açıdan büyük bir yük. Geçici oturum durumu tabii iltica başvurusunda bulunan herkes için zor. Ama ben yurt dışında en iyilerle yarışabileceğim hiçbir müsabakaya iştirak edemiyorum. Yunan sahil koruma her gün denizden kurtardığı sığınmacıları Midilli'nin limanına getiriyor. Sadece Eylül ayında adaya gelen sığınmacı sayısı 73 bin. Bunların büyük bir bölümü özel feribotlarla anakaraya naklediliyor. Sağ milliyetçi bir partinin üyesi olan belediye başkanı bu uygulamadan gayet memnun. Yabancıların Yunanistan'da kalmasına ve burada şanslarını denemesine karşı olan belediye başkanı için Hüseyin Madouş bir istisna. Hüseyin'i tanıyorum ve ülke çapında düzenlenen yarışmalardan adaya madalya üstüne madalya getirmesiyle de gurur duyuyoruz. Belki daha fazla sığınmacı burada bir işe yarayabilir ama bunun Avrupa Birliği üzerinden düzenlenmesi gerek. Bir eleme programıyla bizim kriterlerimize uyanları göndermeliler. Midilli'deki iki sığınmacı kampından biri. Buradaki sığınmacıların en acil ihtiyaçlarını devlet kurumları değil, sivil toplum örgütleri karşılıyor. Hüseyin Madouş da elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Yunanca bilgisiyle yeni gelenlere bu yabancı çevreye alışmalarında destek oluyor. Madouş'u Midilli'de sevilen bir isim yapan özelliklerinden biri de bu. Hüseyin hasta kardeşimi bir hastaneye götürmeme yardım etti. Sonra da bize eski bir kamp yerinde bir çadır ayarladı. Örtüler ve kıyafetler buldu. Yunanistan'da kalmaya karar verdim zira bu insanların bana ihtiyacı var. Çoktan başka bir yere gidebilir ve şansımı farklı bir atletizm federasyonunda deneyebilirdim. Ama bu kamplardaki insanları yüzüstü bırakamam. Aslında Madouş'un bir sponsora ihtiyacı var. Fakat ekonomik krizdeki Yunanlar olsa olsa yabancı futbolculara yatırıyorlar paralarını. Madouş yine de nankörlük etmek istemiyor. Zira Afgan bir sığınmacıyla paylaştığı küçük bir dairesi bile var. Fas'taki geleceğim yıkıldı. Geri dönemem. Ülkenin en iyi koşucularındandım ama yine de hakkımda kovuşturma yapıldı. Annem babam hep geri gel diyorlar ama ben kararımı verdim. Hüseyin Madouş yılmadan Yunanistan'da antrenmanlara devam ediyor. Bir hesap açması ya da moped kullanabilmesi için Yunanistan ya da başka bir Avrupa Birliği ülkesinin vatandaşı olması gerek. Arkadaşları engellerin zorlu olduğunun bilincinde. Bunu kanıtlaması için Yunanlardan daha fazla çalışması ve daha iyi sonuçlara ulaşması gerek.
Madhuş, milli takıma girebilmek için gereken dereceden 5 dakika daha yavaş. Yani Yunan vatandaşlığından da bu 5 dakika ayırıyor koşucuyu.